Arkadaşlar bu cihazlarda Windows 11 kurmamız için FreeDOS geliyor tabii öncesinde. Windows 11 için bir Windows 11 flash'ını kurmanız gerekiyor, hazırlamanız gerekiyor. Nasıl hazırlayacağınızı videomuzun açıklama kısmında vereceğim. Bilgisayarınızda tek bir USB var. Tek bir USB'sini taktığımızda Windows 11'i kıymetli arkadaşlar. Bilgisayarınızı yeniden başlatmamız yeterlidir. Yeniden başlatalım. Zaten içerisi boş olduğu için direkt Windows kurumuna geçebilir. Veya şu aşağıda bakın boot menü F8 yazıyor. F8'e basın. Buradan tabi açıkken taktığım için yeniden başlatmam gerekiyor. Şöyle yeniden başlattım. Direkt kuruluma geçecek arkadaşlar. Şimdi göreceğiniz flash'ım tarafına geçti. Şu anda kurulum yapmaya başladı. Asus ZenBook. Güzel, hafif, kibar bir bilgisayar. Taşınması kolay. Hızlı da bir bilgisayar. Windows kurulum ekranında faremiz çalışmıyor arkadaşlar. Touchpad'imiz ilk etapta. Bunu telaş etmeyin. Önemli değil. Klavye yardımıyla kurulumu tamamlamaya çalışın. Tek USB olduğu için farede takamıyoruz burada. Aynı şekilde bu ekranlarda yine çalışmıyor. Şimdi artık burada Windows 10 hangi sürümü kuracaksanız, lisansınız neye uygun ise onu seçtik. Windows 11'i seçtikten sonra şöyle burayı da geçtik. Buradan yükseltme yapacağım. Bakın burası önemli arkadaşlar. Hard diskimiz gözükmüyor. Burada ben bu videonun açıklama kısmında sizlerle bir dosya paylaşacağım. O dosyayı klasöre çıkartıp bu kurulum USB'sinin içine atın. Daha sonra buradaki sürücü yükleden o ekrana gelin. Pardon arkadaşlar, Enter'a basmayacağım. Şu şekilde bakın, bu benim flash'ım şu. Buraya geldim, sağ tuşa bastım. Sizinle ben şu dosyayı paylaşacağım. Şu driver dosyasını. Enter'a basıyorsunuz. Bu 3 tane seçenekten en üsttekini seçiyorsunuz. Daha sonra bu aşağıdaki çubuğun bitmesini bekliyorsunuz. Karşınıza az önce gözükmeyen hard disk bölümleri çıkmış olacak. Bekleyelim bakalım. Evet, gördüğünüz gibi hard disk bölümleri karşıma geldi. Ve birinci bölümden itibaren kurulumunu başlatabilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar, kolay gelsin.